içerisinde gel geldi iş adamlarıyla beraber kaymakamımız, vekillerimiz, valimiz ve siz değerli iş adamları bugün ilçemizde okulların temelini atılışına katıldınız. Neler söyleyeceksiniz? Hangi duygularla başladı bu kampanya? Size göre amacına ulaştı mı? Bu tür şeyler devam edecek mi? Bizi de mutlu etti bu faaliyet. Burada olmaktan büyük keyif aldık. Her zaman gel Adıyaman'la birlik beraberlik içerisinde olmaya çalıştık. Bir takım yardımlarımız, dayanışmalarımız oldu ama bugünkü hakikaten biraz daha farklıydı, biraz daha anlamlıydı, daha teferruatlıydı. Biz de keyif aldık. Zaten ben hep söylüyorum, biz İstanbul'daki iş adamları burayla olan hiçbir bağımızı koparmamaya çalışıyoruz. Mutlaka ki zorluyoruz ve burada olmaya çalışıyoruz. Her vesileyle burada olmaya çalışıyoruz. Burada olmayla beraber buraya destek olmak istiyoruz. Buranın sorunlarına ortak olmak istiyoruz. Çünkü biz burada doğduk, büyüdük. Ve bütün şekillenmemiz burada oldu bir şekilde. Burada yaşayan insanlarımızı anlıyoruz. Onların duygularını da biliyoruz. Dolayısıyla burada olmak bizim için her zaman anlamlı. Bütün gerektiği zamanlarda burada olacağımızı da ısrarla söylemek isterim. Efendim, ben de bir şey söylemek isterim. Buyurun. Bir şirket araştırmasını yaptı. Araştırmaya göre Türkiye genelinde gelgede eğitim öğretimin dibe vurduğunu belirtiyor. Sonlara bunu neye bağlıyorsunuz? Eğitim olanakları bakımından Türkiye'de 6. sırada. Sonra 6. sırada. Yani tabii öyle bir şey varsa o bizim eksikliğimiz olsa gerek. Yetkililere o zaman bunu görmelerini isterim. Yetkilileri bizim harekete geçirmemiz gerektiğine inanırım. Bu sorunlarımızı yetkililere götürme durumunda olmalıyız. Bakın mesela buradaki çaba hepimizin çabası ama sonuçta Kaymakam Bey'in çabası çok özeldi. Kaymakam Bey'in çabasının iyi olması için de gene bizim çabamız olmalı. Kaymakamı sürükleyen biz olmalıyız, iten biz olmalıyız. Ya da bir başka idari amiri. Yani Türkiye'de eğitim noktasında ve bir başka konuda eğer geriysek bu geriye karşı faaliyet içinde olmamız lazım, çaba içinde olmamız lazım, dayanışma içinde olmamız lazım, araştırma içinde olmamız lazım, fikir oluşturmamız lazım. Yani fikir oluşturmak için bir araya gelmek gerekiyor. Çünkü fikir bir araya gelince ortaya çıkıyor. Yani çağımızda artık öyle yapılıyor. Mesela arama konferansları yapılıyor. Tabii bunu mesela üst düzey şirketler yapıyor ya da bir takım şeyler yapıyor ama bu geri de kendine göre bunu yapabilir. Bir köy de kendine göre bunu yapabilir. Bir köyün de sonuçta bir idari heyeti vardır, bir heyeti vardır. Yani ilçelerin daha büyük heyetleri vardır, daha büyük idari amirleri vardır. Yani bu eksiklik madem böyle tespit edilmiş, bununla savaşmak lazım yani. Yetkililerle konuşmayı düşünüyor musunuz bu konuyla ilgili? Yani gerekli. Yani yetkililerle konuşması gereken bizse eğer biz gider konuşuruz. Ama burada konuşması gereken o kadar çok ilgili görevli arkadaşlarımız vardır ki. Yani herkes kendi görevini doğru yapmak zorunda. Ben öyle inanıyorum. Biz iş adamı olarak yani bize düşse gene onu da yaparız ama öyle bir durum yok. Yani aslında zaten herkes sorunların farkında ve uğraşıyor sorunlarla. Bize de bu noktada fikir sorulursa ya da destek istenirse elimizden geleni yapmaya çalışırız. Haberdar almadığımız ama burada ciddiyetini anladığımız bir sorun. Biraz önce biz yine dışarıda bu konuyla ilgili görüştük. Arkadaşlarımızla fikir alışverişinde bulunduk. Evet, böyle bir sorun varsa bu da bizim sorunumuz. Çünkü biz Gerger'in sorunları nedeniyle, Gerger'in sorunlarına getireceğimiz çözümler yoluyla kendimizi Gerger'li hissedeceğiz, Gerger'in sahibi hissedeceğiz. Birkaç tane öneri oldu. Bunların en uygulanabilir olanı TOKİ ile işbirliği içerisinde burada toplu konut yapılarak yine Gerger'li iş adamlarımızın, İstanbul'dakiler, diğer illerdeki iş adamlarımızın satın alması yoluyla böyle bir sorunun çözülebileceğine inanıyoruz biz. Buna ilişkin gerekli başvuruları, görüşmeleri de yapacağız. Onun ötesinde herkesin kendi başına burada konut sorununu çözecek kapasitede yatırım yapması zaten dağınık olur.
çözüme katkısı da olmaz diye düşünüyorum. Ki Türkiye genelinde TOKİ'nin son dönemdeki atakları herkesçe biliniyor. İş adamlarımız burada TOKİ'nin yapacağı konutlara talip olmakla yine katkılarını sunmuş olacaklardır diye düşünüyoruz. Buna ilişkin girişimlerimizi de yapacağız. Ben teşekkür ederim. Bursa'yla ilgili yaptığınız çalışma nasıl? Şimdi arkadaşlar, bugün lisemizin temel atma töreniyle ilgili buradayız. Lisemizden mezun olan gençlerimizi biz gurbet elde yalnız kendi başlarına bırakmıyoruz. Dernek olarak, Gergerler Derneği olarak destek sunmaya çalışıyoruz. İnanın tahmin edemeyeceğiniz kadar hassas bir konu. Niye bunu söylüyorum? Herkes bu konuda duyarlıysa herkes tahmin edebilir hassasiyetini. Ama bir de öyle bir sorumluluk ki, değerli arkadaşlarım, bu konuda çok fazla vicdani sorumluluk hissediyorlar. Buna ilişkin çok hassas davranıyorlar. Yine çok değerli iş adamlarımızın bize katkılarıyla oluşturduğumuz burs bütçesini çok hassas bir şekilde, gönül isterdi ki bütün öğrencilerimizi burslandırmak gibi bir projeyle bitirelim, ama eğer bütçemiz buna yetmiyorsa çok rahat olun. Biz o hassasiyeti gösteriyoruz ve ihtiyacı olan öğrencileri birinci sıraya koyarak bu senede burslarımızı dağıtacağız. Bizim burs komisyonu başkanımız Hacı Bey de burada. Yine saymanımız Ahmet Bey burada. Yine diğer arkadaşlarımız da İsmail Bey olsun, Ömer Bey olsun, burs komisyonunda yer almaktadırlar. Sanırım 250 başvuruyu geçti. 250'yi geçen bir başvuru sayımız var. Oluşturduğumuz bütçenin de hala destek sunacak iş adamlarımızla artacağını düşünüyoruz. Yaklaşık 150'ye yakın bir, 180'e yakın bir talebi karşılayabileceğiz. Bunu çok iyi biliyoruz. Bunu söyleyebilirim size. İhtiyacı olan ve hak eden öğrencilerimize gücümüzün el verdiği ölçüde katkılarımızı yapacağız. Eğitime verdiğiniz göre arkadaşlar, yapılan son araştırmaya göre Türkiye sıralamasında son 6 yer Gerger eğitim alanları aslında en kötü. Evet. Siz bununla ilgili çalışma yapacak mısınız? Şimdi bu ya eğitimden daha öncelikli bir sorunumuz yok. Biz bunu dernek yöneticiliğimizden önce de yaşadık. Ben Aksan köyündenim. Diğer arkadaşlarımız değişik köylerde. Okuduğumuz, ilkokuldan başlayarak okuduğumuz bütün süreçlerde bu sıkıntıları yaşadık ama bir şekilde halledebildik. Şu anda eğer Gergerler Derneği, Gergerli iş adamları, Sayın Kaymakamımız ve buradaki ekibi, bütün arkadaşlarımız eğitim konusuna bu kadar öncelik veriyorsa, bunun temel sorunumuz olduğunu, bu sorunumuzu çözmeden ileri gidemeyeceğimizi anladığımız içindir. Evet, o sıralamadaki yerimizi açıklanmadan önce biz biliyorduk. Gerger'de eğitimle ilgili sorunlarımızın büyüklüğünü biliyorduk ve biz çözmek amacıyla hareketimize başlamıştık. Bugün de bir aşamasıydı temel atma töreni. Bundan sonra da devam edecek. İnanıyorum ki biz o sıralamayı tersine çevirebilecek güçteyiz. Çünkü buna inandık, birliğimizi oluşturduk. Bu güç birliğiyle biz bunun üstesinden geleceğiz. Kısa sürede bu konudaki kötü imajımızı çok olumlu bir şekle dönüştüreceğimize inanıyorum. Bir alandır. Geleceğimizi eğitim dışında aydınlatacak bir aracımız yoktur. Bunlar çok bilinen klişe sözlerdir. Şu ana kadar da biz bunları tekrarlayıp durduk. Ama bazı sıkıntılar, toplumsal sıkıntılarımızı atlatamadığımız için harekete geçemedik. Ama bugün konuşmaları dinlediniz. Adıyaman ili bazında bir ilk. Gergerliler
liselerini kendileri yapıyorlar. Eğer bu şekliyle başladıysak çok kısa sürede ben çok iyi aşamalar kaydedeceğimize inanıyorum. Söylüyorum. Diğer çalışacak kamu personelimize yer ayıramadığımız, barındıramadığımız gibi sorunlarımızı çözdükçe bunlar çok akılcı talepler olacaktır ve reddedilemeyeceklerdir. Sanırım biraz daha zaman geçecek bunun için ama şu anda onun altyapısı yapılıyor. Gergerimize bir yüksekokul, bir Adıyaman Üniversitesi'ne bağlı bir yüksekokul verilmesi talebimiz var.